Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2020'yi uğurlarken çok güzel bir kurabiye yapacağız. Yeni yıl kurabiyesi yapıyoruz bugün. Siz de eşinizle, çocuğunuzla evde güzel vakit geçirmek için bu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. O zaman hiç bekletmeden malzemeleri görelim. 250 gram tereyağı, 4,5 su bardağı un, 2,5 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 paket vanilya, 1 yumurta ve süsleme glazürleri. O zaman başlıyoruz. Bütün malzemelerimi bu şekilde koydum. Sadece yumurtam ve yağımı koymadım. Şimdi yağımı biraz erittim. Yağımı ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Şimdi yumurtamı da kırdım. Yavaşça yoğurmaya başlıyorum. Ben malzemelerimi direkt bütün koyduğum için hamuru yoğururken toplamam biraz zorlaştı. O yüzden siz unu yavaş yavaş ekleyerek koyun. Hamur belki daha çabuk toplanabilir. Hamurum toplandı. Ben de biraz zor oldu toplanması ama ben de bunları 2-3 parçaya ayırıp şimdi açmaya başlayacağım. Bu şekilde düz olması için üstüne yağlı kağıdı koydum. Şimdi böyle kurabiye kalıplarım var. Onlardan şekil çıkartacağız. Kurabiyelerimi yanda yağlı kağıt koyduğum tepsinin üzerine koyuyorum. Şöyle göstereyim. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden 15 dakika ısıtılmış fırında 180 derecede pişmeye gidiyoruz. Kurabiyelerim hazır. Şöyle göstereyim. Aa, sıcak. Altı çok kızarmayacak şekilde. Üstü de böyle kızarmayacak. 15-20 dakika tutuyorsunuz tam fırında. Yine kontrol edip çıkartabilirsiniz. Üstü biraz böyle yumuşak olabilir. Hafif. Ama o çıkartınca onu çekiyor. O yüzden üstü yumuşak oldu diye biraz daha tutmayın. Sonra sert olur kurabiyeler. Şöyle de göstereyim. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Burada glazürlerim var. Bunları marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Normalde sıcak suda bekletebilirsiniz diyor. Ben ama hiç buzdolabına koymadığım için şu an gayet akışkan bir kıvamda. O zaman süslemeye geçelim. Şimdi bu kurabiyeleri süslerken sizinle bir hayal kırıklığımı paylaşmak istiyorum. Ben aslında biraz da sırf şu adam figürü için almıştım kurabiye kalıplarını. Çok aradım hatta. Ama bilin bakalım ne yapmayı unutmuşum. Adam figürü hiç yok. Biz de ayıcıklarla idare edeceğiz bu şekilde. Neyse o zaman süslemeye devam edelim. Ve kurabiyelerim tamamıyla hazır. Daha süslenmeyi bekleyen iki tepsim var ama ben bunu size çekip hemen göstermek istedim. Ve mutlaka denemeniz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Sevdiklerinizle, çocuğunuzla, eşinizle mutlaka bunu yapıp denemelisiniz. Hem süslerken de güzel vakit geçirmiş olursunuz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden herkese mutlu yıllar. Hoşça kalın. Benimle kalın.